Evet, Derin Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Tahir Kıran'ın açıklamaları gerçekten gündeme bomba gibi düşecek. Bugün bir basın toplantısı düzenlemişti kendisi. Ardından Sezgin Gelmez bir özel röportaj yaptı Tahir Kıran'la. Bir telefon bağlantımız olacak ama eğer bağlantı hazır değilse bu röportajı vermek istiyorum ben. Burhan Sancak mı? Hazırmış. Evet, önemli bir konuğumuz var. Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak şu anda telefon attığımızda. Sayın Başkan, iyi geceler, hoş geldiniz. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Aleykümselam. Çok teşekkür ederiz. Evet, 3. hafta sonrasında Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Balotelli mevzusu var. Adana Demirspor hep gündemde. Önce bu ayrılığın sebebini bir öğrenebilir miyiz acaba? Ya şimdi şöyle, tabii herkes bir yere bağlamaya çalışıyor. Netice itibariyle çok iddialı bir takım kurduk. Bu kurduğumuz takımı bana göre herkesin gıptayla izlediği ve herkesin istediği futbolcular. Bugün birçok kulübümüzün isteği alamadığı futbolcular. Ama baktığımız zaman şartların sonunda 2 puandayız. Adana şehri beklentileri olan bir şey. Bizim de beklentilerimiz var. Yani bu yol ayrımları olabilir. Yani Samet abi bizim abimiz zaten, bizim dostumuz. Ama demek ki yönetim bir şey görmüş ki geleceği düşünerekten şimdiden yollarını ayırma kararı vermiştir. İnşallah bundan sonra kendisi de çok belli bir hocadır. Her yerde de iyi hocalık yapabilecek. Süperlikten çok maça çıkan hocadır. Ben gittiği yerlerde daha iyi olacağını düşünüyorum. Sevgili Burhan Sancak, öyle bir konuştunuz ki sanki Samet Hoca kendi ayrılmış gibi. Siz ama görevine son verdiniz değil mi? Ya görevine son vermek gibi olmasın. Oturup konuştuk. Karşılıklı anlaştılar. Kendi düşüncelerimizi söyledik. Ve anlaşarak ayrıldık yani. Netice itibariyle Samet Hoca yabancı birisi değil. Anlamak evet. Çocuğu. Tabii. Anlaşarak ayrıldık yani. Allah yolunu açık etsin. Allah da bizim yolumuzu açık etsin. Yani bunun arkasında söyleyecek şey şu. Yani söz konusu Balotelli'ymiş. Yok Belhanda'ymış. Bunlar değil yani. Şimdi Balotelli'yi herkes deli zannediyor ama Kayseri maçına hatırlatayım ben de. Orada sinirlenen Hikmet Karaman'ı gidip teselli eden, sakinleştiren Balotelli'yi. Doğru. Öyle bir sahne yaşanmıştı maçta. Sevgili Burhan Sancak, ben sizi eskiden beri tanırım. Sen sorarsın. Bir saniye. Evet. Şimdi sen hakikaten çok içi dışı bir adam, dürüst adamsındır. Şimdi Balotelli ile Samet Aybaba arasında hiç sorun yoktu diyemez herhalde. Yani Samet Aybaba'nın gidişinde Balotelli'nin payı yoktur diyebilir misin? Şimdi tek başına Balotelli'nin payı var diye onun yüzden gönderdik desek. Tamamen değil ama hiç payı yok. Ya da anlaşamadılar ama, doğru mu? Ya şimdi anlaşamadıkları ortada. Yani 60. dakikada çıkartıyorsun, 60 dakikada çıkartıyorsun, 55. dakikada çıkartıyorsun. Tabii ki anlaşamadıkları ortada. Evet. Yani ama Balotelli yüzünden biz yollarımızı ayırdık desek yalandır. Tamamen öyle değil. Tamamen öyle değil ama. Payı var tabii. Balotelli'nin rolü var. Samet Hoca'nın gönderilmesinde. Sevgili Burhan Sancak. Hiç rolü yok. Kendisini de şu anda izinde kendisine söylüyor. Ya adam edersin kendini, bu tepkileri göstermekten vazgeçeceksin. Yoksa gelmedi bile dedi kendisine. Evet öyle dedi. Evet, öyle. Peki dedi, Sayın Başkan, şimdiki aklınız olsa Balotelli'yi yine alır mıydınız Demirspor'a? Bugün olsa bugün de alırım. Peki bu huzursuzluklar, bu tuhaf hareketleri devam ederse, örneğin en son başta gördük arkadaşının koluna vurmalar filan. Bu tür huylarına devam ederse gönderir misiniz? Şimdi Sayın Hocam. Buyurun. Siz de futbol adamısınız. Birçok olaya şahit olmuşsunuzdur. Yani bu Balotelli yolundan geçen ya da altyapıdan çıkan bir oyuncu değil. Dünya markası olan bir oyuncu. Sen bunu büyük umutlarla getiriyorsun. Adamı 60. dakikada çıkartıyorsun. 55. dakikada çıkartıyorsun. Her futbolcunun göstereceği reaksiyonu göstermiştir. Bunları da anlamak lazım. Peki siz Samet Hoca'nın yerinde olsaydınız Balotelli 55-60'ta oyundan almaz mıydınız? Yok, niye alayım? Ben olsam Balotelli, Belhanda ya da Akim Tola, ben bunu 90 dakikada tutarım. Çünkü bunlar oyunun gidişatını değiştirecek oyuncular. Doğru, bu doğru bence de. Fener maçında da mesela çıkarması hataydı. Fenerbahçe maçında da bence Balotelli'yi çıkarması hataydı yani. Ya tabii şimdi hocanın o anki görüşünü bilemeyiz tabii. Yani diyor ki ben futbolun başında, takımın başında hoca. Evet. Hoca karar verir. Yani ne hocanın kimi oynatıp oynatmayacağı, kimi hangi dakikadan çıkacağı biz karışamayız. Doğru. Bilemeyiz bu işleri. Biz netice itibariyle gidişata bakarız, sonuçlara bakarız. Şu anda baktığınız zaman 3 maçta kaybettiler 7 puan. Peki Burhan Sancak, yeni İtalyan hocayı Balotelli mi tavsiye etti? Sen mi düşündün? Metin Korkmaz mı tanıyordu önceden? Bu yeni İtalyan hocayı ne vesileyle getirdiniz abi? Şu anda bu yeni hocanın daha düne kadar Balotelli'nin bile haberi yoktu. Ha. Bizim bir squad ekibimiz var. Onlarla beraber istişare ettik. Ya kendisiyle görüştük. Böyle oldu yani. Yarın da gelecek. Montella evet. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Önce Milan, Fiorentina, Sevilla teknik direktörlüğü yapmış. Bayağı dünyaca ünlü bir teknik direktör. Evet. Onu getirmek de büyük başarı Sayın Başkan. Bakalım kumaş tutacak mı Adana'da? Kesinlikle öyle. Geçen sene biliyorsunuz Fenerbahçe'nin gündemine giren bir hocaydı. Evet. Fenerbahçe de istedi diyorsunuz. Evet. Emre Belezoğlu da getirmek istemişti onu o dönemde. Neden gelmediğini biliyor musunuz peki? Yok, o kadar detaylı bilmiyoruz. Peki sevgili başkan, Montella gelir gelmez önümüzde 5-6 gün var. Aynen. Veya birkaç gün var. Yeni transferler olabilir mi? İtalya'dan şuradan buradan. Eksiğimiz olan 2-3 bölge var. Şu anda onlarla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kendi içine de bilgi aktardık zaten. Maçları da zaten izlemiş. Analizleri de yapıyor. Ona göre var olan takımın iyi takım olduğunu söylüyor kendisi. Evet, konuştunuz. Tabii bunların hepsini konuştuk. Tabii. İyi kadro olduğunu söylüyor. Eksikler var. Tabii hocanın yeni oynama düzenini bilemiyoruz tabii. Nasıl oynayacak sonra giriyor. Yapacak yani. Sayın Başkan, bugün bazı haberler çıktı. Rıdvan'la ilgili, Beşiktaş'ın sol beki, milli futbolcuyla ilgili. Bir talebiniz oldu mu Beşiktaş'tan Rıdvan'la ilgili? Şimdi orayı anlatayım ben size. Umut'u biz düşünmüştük. Hatta görüşüyorduk kendisiyle. Umut Meraş. Evet, biz transfer edecektik. Tabii sonra bonservisinden dolayı istemiş olduğu ücretlerinden dolayı birbirimizi kırdırmamak adına biz Beşiktaş'la görüştük. Dedik ki biz çekiliyoruz, siz alın ama aldığınız zaman da Rıdvan'ı istiyorduk. Ha. Peki verecek mi Beşiktaş Rıdvan'ı? Vermez. Verirlerse ağırlık yapmış olurlar. Yok vermiyorlar. Sergen açıklama yaptı. Vermiyorlar. Evet, Sergen Yalçın bugün açıklama yaptı. Öyle bir tasarrufumuz yok diye bir açıklama yaptı. Vermeyecekleri bilseydik ben Umut'u alırdım. Yani diyor. Nasıl olsa Rıdvan'ı verecekler diye Umut'tan vazgeçtiniz. Yoksa Umut Meraş'ı Beşiktaş değil Adana Demirspor alıyordu. Kesin alırdım. Ha, birbirimizi kıracaktık ama alırdık. Peki Beşiktaş size söz verdi mi Rıdvan'ı veririz diye? Yani az başkanlarıyla görüşmüştük. Kimle? Az başkanlarıyla konuştuk. Adana Demir ile Beşiktaş arasında bir şey görüyorum. Yani bir mağduriyet mi yaşadınız? Yok. Beşiktaş'la var mı? Beşiktaş'la aramızda bir problem olmaz. Onların canları sağ olsun. Biz onları seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. Tabii. İnşallah. Peki. Ahmet Çebi başkanım olsun. Emre Kocada olsun. Sergen Yalçın olsun. Bunlar hepsi bize benim dostlarım yani. Tabii. Aynen. Peki sevgili Burhan Sancak, Balotelli daha yeni duydu diyorsunuz. Haberi yoktu. Ama Montella ile Balotelli'nin İtalya'dan bir hukuku vardı. Doğru mu? Vardır muhakkak. Yani İtalyan oldukları için vardır muhakkak. Tabii. Hatta bir maçta Balotelli'nin ona çıktığı bir hareket de var. Ha, ters düşmelerim var. Yok öyle şey, şaka. Yani, şaka. Yalnız bu arada Balotelli'nin psikiyatrik problemleri var yorumu çok yapılıyor spor medyasında. Anladığım kadarıyla siz Murat Sancak olarak karşı çıkıyorsunuz buna. Böyle bir şey yok diyorsunuz Balotelli ile ilgili. Öyle mi? Allah aşkına kimin psikolojik sorunu yok ki? Hepimizin var. Sizin de var, bizim de var. Öyle. Çok iyi. Herkesin vardı diyor. Güzel. Ahmet Hoca'nın yok. Ahmet Hoca çok. Ahmet Hocam da var. Ahmet Hoca'nın yok. Hocam bir tıp adamı olarak Balotelli de bir problem. Bir tıp adamı olarak Balotelli Sayın Başkan daha iyi bilir ama Balotelli bildiğim kadarıyla Ganalı. İtalya'ya geliyor bir Parma'da bir ailenin yanına adapte çocuk olarak geliyor. Doğru mu Sayın Başkan? Aynen öyle. Gana asıllı İtalyan. Yani Gana'da doğmuş. Muhtemelen anası babası herhalde yetiştireyim uyurdu falan. Belki anası babası... Ama yani Küçükten beri İtalyan kültürüyle büyümüş. Belki birkaç yaşındayken Parma'da bir İtalyan ailenin yanına adapte olmuş. Travma yaşamış. Çok travma yaşamış. Belki işte çocukken İtalyan çocukların arasında siyah miyah. Tabii İtalya'da ırkçılık da çoktur. Bunlar olabilir. Onlar o travma. Düşün Rasim. Rasim. Efendim. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani Balotelli'ye baktığınız zaman, yani birebir bir araya geldiğiniz zaman hakikaten çok kalender kaliteli bir adam. Kaliteli adam diyor. Bak. Alemci yani. Alemci, doğru mu anladım? Sohbetçi. Şöyle alemciliğini de görmedik. Hayır, alemi kötü anlamda içki, sigara şey anlamında söylemiyorum. Yani oturduğu vakit bir sohbeti var. Bir muhabbeti güzel. Sevmiş. Burhan Sancak Balotelli'yi sevmiş insan olarak. Belli. Tatlı bir adam. Tatlı bir adam ama sahaya çıkınca farklı olabiliyor yani. Normal o da yani. Peki. Bu arada hadi hayırlısı olsun. Bu kadar yatırım yaptınız. İnşallah Adana Demir başarılı olsun. Ben Adana'yı da çok seviyorum. Aynen. İnşallah yola çıktılar. Çok ciddi yatırım, çok ciddi para harcandı. İnşallah. Bir fiyaskoyla neticelenmemesi için. Başka tebrik etmek lazım. 28 sene sonra mı? Kaç sene sonra? 26 yıl sonra. Son 2-3 yılda da 2-3 defa direkten döndüler değil mi? Finaller, finaller. 6 senedir dönüyorlar. 6 senedir dönüyorlar. Yani çıkmama konusundaki en şanssız takım Demirspor. Çıkamama konusunda. Evet. Bunu kalıcı hale getirmesi lazım Adana Demir. Yani bu sene flash transferler yapıldı ama kalıcı hale getirilmezse böyle bir ara Cem Uzan'ın İstanbulspor'u vardı. Onun gibi olmaması lazım. Bu kadro bir kere kalıcı, yani o konuşulmaz bile. Bu kadro ligde o kesin kalır da üst sıraları zorlar diye düşünüyorum ben. 5 sene 6 sene bunun kalması lazım. Aynen. Peki. Buyurun. Şunu bilin ki Adana Demirspor merdiven takımı olmayacak. İnşallah. Tamam. İnşallah. Evet. Çünkü olmayacak. Çok çektiniz. Sevgili başkan, 28 yıl ve son 3-4 yıl finallerde, minallerde böyle playoff'a birinci takım giriyorsun. Elini veriyorsun filan. Evet. Geçen sene de elendi Karagümrük'ün çıktığı sene penaltılarla. Adana Demirspor'u her zaman böyle Fenerbahçe'ye benzetirim. Böyle çok kritik anlarda, son haftalarda şanssız öyle yaşıyor. Şampiyonluklar falan kaçırdılar ki doğru. Adana Demirspor seyircisi, o Mavi Şimşekler grubu özellikle. Ama şunu söylüyorum. Ne cefalar çekti ben biliyorum. Ama şunu iddia ediyorum. Sancak Başkan, Murat Başkan bıraksın Demirspor yine eski kötü günlerine döner diye düşünüyorum. Evet, bunu da size kompliman veya iltifat olsun diye söylemiyorum. Bu işler parayla dönüyor çünkü. Hocam karışık bir yer bir de. Murat Sancak sevgili Murat, kaç senedir Adana'nın başında? 5 sene oldu mu? Ben 2018'de başkan oldum. 3 senede hatta 4 Temmuz'da ilk kongre yaptığımız zaman bir tane futbolcusu vardı. Doğru. Bütün takımlar kamptayken ama o sene bile yarı final oynadık. Doğru. Bir sene sonra final oynadık. Bu sene de direkt çıktı. Peki hayırlı Sayın olsun. Başkan bir çok teşekkür ediyoruz. Ne? Bir de ayrıyeten şunu söyleyeyim. Daha önce yaptığım tweet'te de belirtmiştim. Artık burayı benim bırakma şansım yok. Çünkü burası artık aşı oldu. İnşallah sözde değil, özde halkın takımı yapmak için de ileride borsaya açacağız burayı. Kapı bu borsaya gireceğiz. Ben buranın başkanıyım. Tabii. Yani artık bir şirketin başkanı gibi düşünmek lazım. Yani şey gibi değil. Hani efendim dernekti, geldiydi, gitti mi? Artık Adana Demirspor bir şirket, bir marka. Tabii ama şöyle, bizim buradaki şirketleştirmemizin sebebi borsaya açmak. Yani %85'ini borsaya, halka açacağız. Ben kalacağım diyor. Ben burada kalıcıyım diyorsun yani. Kalıcıyım yani. Burayı yöneteceğiz. Uzun süreler buradayız. Ölene kadar başkanım dedi ya. Allah'ın rahmetine kavuşana kadar. Allah rahmetine kavuşana kadar. Allah geçinden versin. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun yeni hocamız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Montella değişikliği. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Lige renk katıyor Adana Demirspor. Umarız çabalarınızın karşılığını alırsınız. İnşallah. Evet, Tahir Kıran gerçekten çok enteresan kelimeler kullandı. Çaykur Rizespor Başkanı Sayın Kıran. Sezgin Gelmez'in özel röportajını bir izleyelim. Galatasaray'la siz bir dostluk eli uzattınız ama o dostluk elinin şu anda ortadan kalktığını görüyoruz. Neden böyle oldu başkanım? Bizim bütün uzattığımız zeytin dallarına onlar kırdılar. Bu saatten sonra herhangi bir uzlaşma söz konusu değil. Bu saatten sonra Galatasaray Spor Kulübü büyük bir kulüptür. Bizim paramızı öder, konuda kapanır. Rakam başkanım? 1.200.000 euro artı 506.275 TL. Galatasaray size göre neden böyle yapıyor başkanım? Bir anlaşma yoluna da gitmiştiniz aslında siz. Vallahi o soruyu bana sormayacaksınız. Ben ilk günden beri hep anlaşma yoluna gittim. Orada muhtemelen Burak Bey yalnız olsaydı çözülürdü de, onun yanında bir tane hukuk danışmanı var. Hukuk danışmanı çok biliyor. Rezzan Bey'in başkanım. Ben bilmiyorum, adını hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum zaten. Çok biliyor, çok şeyler. Zaten kendi yaptıkları programda da söyledi. Bu hukuk kurulunun görüşü alınmadan yapılmış bir transferdir. Yanlış iliklenmiş bir düğmedir diyor. 3,5 dakikadan sonrasında seyredin, göreceksiniz zaten. Başkanım, kendisi itiraf ediyor zaten. Oldukça fazla aradınız Burak Başkan'ı, konuşamadınız. Onlar büyük kulüp başkanları. Onlar öyle her zaman telefona çıkmazlar. Onlar çok meşgul insanlar. Onlar büyük kulüp başkanları. Onlar öyle her zaman telefona çıkmazlar. Onlar çok meşgul insanlar. O zaten o gün aradığımda da çok önemli bir toplantısı varmış. Otelde 4 kişiyle, bilmiyorum, çok önemli 4 kişiymiş onlarla beraber. Kimse bize ipotek koyamaz, öyle bir şey yok. Bu Rizespor'la Galatasaray Kulübü arasında bir eskiden gelen bir ateş vardı. Bu ateş azalmıştı ama sönmemişti. Biz bunu söndürmek için elimizden geleni yaptık. Fakat Rezzan Bey ateşe benzin döktü. Şimdi sonuçlarına katlanacağız. Savaşın kazanan olmaz. Birisi az kaybeder, birisi çok kaybeder. Çok kaybeden Galatasaray olacak, emin ol. Savaşın kazanan olmaz. Birisi az kaybeder, birisi çok kaybeder. Çok kaybeden Galatasaray olacak, emin ol. Avrupa kupalarında tur atlayan iki takımımız oldu, gruplara kalan. Fenerbahçe'yi tebrik ettiniz, Galatasaray'ı etmediniz. Galatasaray'ı niye tebrik edelim ki şu anda? Yani biz hep önceki paylaşımlarımıza bakın. Bütün kulüplerimizi tebrik ettik. Sivasspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, evet, hepsini tebrik ettik. Ama şimdi bu süreçte kalkıp da bizi bu kadar böyle yok bizi haratçı, yok bizi yok, kalkıp oraya suç örgütü, oraya bilmem terör örgütü, oraya ne içiyorlar, ben anlamadım. Yani nasıl bu kafaya sahip oluyorlar, ben anlamadım. Sporu nereye getirdiniz? Nereye götürüyorsunuz? Nereye götürmek istiyorsunuz? Yok, bu netice itibariyle futbol, oyun. Sahada oynanacak 90 dakika. Ne içiyorlar, ben anlamadım. Yani nasıl bu kafaya sahip oluyorlar, ben anlamadım. Sporu nereye getirdiniz? Nereye götürüyorsunuz? Nereye götürmek istiyorsunuz? Yok, bu netice itibariyle futbol, oyun. Sahada oynanacak 90 dakika. 8. hafta Rize'deki maçın sahada olacağına inanıyor musunuz başkanım? Yani bu şartlarda biraz gerginlik olacak mı? Biz Rizeliyiz. Biz evimize gelen herkesi misafirce ağırlarız. Misafirliğimizi de uğurlarız. En ufak bir terbiyesizlik yapmayız ama haklarımızı biz her platformda ararız. Ama maç esnasında hiçbir Rizeli kalkıp da orada en ufak bir hakaret, en ufak bir şey bulunmaz. Rize böyle medeni bir memlekettir. Herkes de bunu böyle bilsin. Sezon başında bir röportajınıza dikkat ettim. Fatih Terim'i sevmiyorum şeklinde bir demeciniz. Fatih Terim'i sevmiyorum demedim. Yanlış. Onu soracak. O yanlış. Fatih Hoca'nın hocalığını takdir ederim dedim. Karakterini beğenmiyorum dedim. Karakterini, çünkü bizim kendi ikimizin arasındaki mevzu, çok yakın olarak gördüğüm bir insan. Benim babam rahmetli oldu. 7 ay sonra beni başsağlığına aradı. Onun için benim bir gönül kırgınlığım vardı. Onun için böyle bir şey söyledim. Evet, haftalardır devam eden kriz hala sürüyor. İki kulüp arasında sert ifadeler. Ya şimdi bakın, iki Rize ve Galatasaray arası ayrı. Bir de benim de bizzat tanıdığım, Sinan abiyle de daha da yakın tanıdığım Tahir Kıran'ın hasta Fenerbahçeli bir kimliği var. Hasta Fenerbahçeli Tahir. Aziz Yıldırım'la falan çok kavga etti tabii geçmişte ama o onu dışladı kulüpten vesaire. Apo abi daha iyi bilir ama Tahir Kıran hasta derecede Fenerbahçeli bir adamdır. Şimdi bunları dediği vakit ister istemez Galatasaray taraftarları Rize diye düşünülmüyor. Galatasaray taraftarı, Rize taraftarı hiçbir problem yoktur yani. Rizeliler, Rize ve Galatasaray arası hep iyi olmuş iki kulüptür. Ama Tahir Kıran'ın bir de böyle bir şey üslubu da vardır. Geçmişte de böyle üslubu. Yani o bakımdan hoş değil. Tahir Kıran'ı tanıdığım için de fazla şey söylemek istemiyorum. Ama Rezzan Özdemir burada haklı. Bir de Rezzan Özdemir. Bak, karşı karşıya da geldik geçmişte. O Fatih Terim'in avukatıydı. Ben gittim vesaire. Hatta benim avukatım vardı. Sabah gazetesinin avukatı Fatih. Rezzan'la mahkeme salonunda kavga ettiler. Yani bayağı sözlü tartıştılar. Karşı karşıya ben de geldim ama Rezzan karşı karşıya gelmiş olmama rağmen söylüyorum. Benim aleyhime bir yani faaliyet yaptı avukat olarak ama çok çalışkan, çok titiz bir hukukçudur. Yani böyle bir daha bir başvuruyu unutacak falan mümkün değil. Başka şey yapabilir. Yanlışı vardır, hatası vardır, eksiği vardır ama hukukçuluk konusunda aşırı titiz, aşırı çalışkan, böyle ak sütün içindeki ak kılı fark edecek uyanıklıkta bir adamdır Rezzan Özdemir. O sayede de zaten Galatasaray Başkan Yardımcılığı'na kadar geldi. Hı. Ama dolayısıyla o eleştiri haklı değil. Geri kalan o argo kavgalarda da yani ben bir şey demiyorum ama... Ben sana bir şey söyleyeyim. Evet, söyle hocam. İkisini de izledim. Tahir Bey'i tanırım. Bir kere iki kere ama telefonda konuşmuşuzdur. Rezzan Özdemir'le de, hep Özdemir'le de çok kötü bir anım var. Evet. Bir defa son derece saygısız bir insan. Bana yaptığı için bu olayla ilgili demiyorum. Daha önce mahkeme salonunda bana çıktıktan sonra ciyak ciyak bağıran, bunu hatta tweet attım. Bağıran, çağıran, benim davatıma ters laflar yapan hakim bey dedim. Ya siz müdahale edin. Hocam benim davamda. Benim davam. Sen bize biraz Terim'le olan davanda. Fatih Terim'le kavgamda. Mahkemelik oldu. Tamam, doğru. Fatih Hoca da haklıdır da ayrıca bana beni şikayet etme. Tamam. Sonra biz Fatih Terim'le helalleştik, kusura bakma hocam dedim. Bir tane olayı da ben... Ama Rezzan'la da helalleştin. Bir dakika. Mahkeme salonunda saldırgandır. Ben Rezzan Bey kötü avukat demiyorum. Oo, çok şey. Fakat Rezzan Bey'in tavrı, ben onun babasının oğlu falan değilim. Ben sokaktaki adam da değilim. Mahkeme salonunda saldırgandır. Sokaktaki simitçiyim, dilenciyim fark etmez. Sen böyle mahkeme salonunda benim üzerime böyle olarak ben şunu yaptım. İlk defa hayatımda hakim bey dedim. Ya siz müdahale edin. Racon budur. Ya ben edeceğim. O da hukuka pek uygun. Hukuka pek uygun bir laf değil hocam. Ya, hayır yanlış anladınız. Ha. Yani bunun bana kaba davranışını siz müdahale edin. Aksine ben saldıracak halim yok. İki. Evet. Bu olayda nedir bilmem ama şunu söylüyorum. İkisinin de vücut dili. Tahir Kıran ve Rizespor bu olayda %90 özünde haklıdır. Niye? Kardeşim ama sen... Ama Tahir'in o üslubunu doğru buluyor musun? Tahir Bey'e geleceğim. Ha. Sen adamın 4 hafta önce ayartıyorsun. Uzatma opsiyonundan çocuğu alıyorsun. Ceza kurulu da sana veya tahkim veya profesyonel bir küsür milyon euro bir bedel ödüyor. Rize şunu da diyebilir. Öde kardeşim. Öde. Geç o işleri. Öde param. Rize diyor ki önce tamam diyor oyuncu bir şey ama bunu da yapın filan diyor. Ha Tahir Bey'i de bir konuda eleştiriyorum. Bunlar ne içiyor lafı? Sıkıntılı bir laftır. Yani esrar mı içiyorlar? Allah korusun. Eroin mi? Kokain mi? Alkol mü? Ne? Ya o da ben ortaya konuşuyorum kardeşim. Ama şu var temeli söylüyorum. Rezzan'da kişisel ilişkimiz Tahir Bey'in bu lafları beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bir şey var. Galatasaray kulübü bir oyuncuyu ayartmış almış veya ayartmamış. Oyuncu cehaletinden dolayı gitmiş Galatasaray'a imza atmış. Bununla ilgili de futbolun mahkemesi demiş ki bir küsür milyon lira Rize'ye ödeyeceksin. Hocam ona Abdullah Avcı da mesela Kasımpaşa'da şu an kavgalı mesela. Abdullah Avcı da oradaki Kasımpaşa'lı oyuncuyu bilmem ne yaptı. Kasımpaşa kardeşim. Oluyor bunlar futbolda. Bir dakika. Ver parayı konuş, kapat konuş. O zaman diyeceksin ki ben Tahir Kıran. Kardeşim ver 1.200.000 kaç paraysa. Ver o parayı. Bakın işinize. İstiyor zaten Tahir Kıran'la Rizespor. İstiyor adam. Rizespor demiş ki. Tamam siz ödemeyin. Onun yerine oyuncu başka bir formül. Evet. Orada da manasız şekilde yine benim algıladığım Galatasaray'ın bir işgüzarlığından dolayı olay çıkmış. Yok ama orada benim görüşümü eksik teşebbüs yani eksik başvuru falan olamaz hocam. Ya tamam detay bu. Tahir Bey de bir şey gelecek. Deme bunları sevgili kardeşim. Hocam dosya zaten hocam şu an dosya Yargıtay'da. Aynen. Bu dosya tabii. Adli mahkemede. Adli mahkemede. Şu an devam ediyor. Evet. Şimdi inşallah burada sur olur. Bir genç futbolcu oynayamıyor. Olan olacak. Kabahat kimin? Efendim? Genç futbolcunun. Hocam ona da garanti verilmiş. Biz alırız senin paranı veririz. Kim vermiş garantiyi? İşte o zaman veren yönetici kimse. Neyse, o zaman Galatasaray versin parası. Veya o zaman Rize'den yollayan da. Kim yolladıysa veya izin verildiyse. Hayır yollamadı hayatım. Hocam, kendi çocuk inisiyatif kullanmayı imzaya atmış. Tamam da hocam o zaman o lisansı veren federasyon o dönem. Veya oynatan o zaman. O zaman da oynattın çocuğu sen. Kaç hafta oynadın çocuğu değil mi? Rizespor haklı. Rizespor diyor ki ben bu oyuncuya bonservis verdim. Doğru söylüyorsun. Ben konuştum Tahir Başkan'la da konuştum. Burada Adam parayı istiyor. 1 milyon 250 bin euro ben ödedim diyor. Bu kadar. Ya ben de parayı ödeyeceksin. Burada işte federasyon ceza kurulu karar verdi. Burada aslında karayı UÇK mı? Ha, o mesela yanlış karar veriyor. Niye? Aslında o. Parayı vereceksin diyor UÇK. Hocam şeyi çıkardı. Hayır. Sürüncemeye getirmesi o. Ha. Yoksa hiç lisans alamazdı. Ha. Yani ilk baştan önünü kesse çocuk hiç oynayamayacak. Para verecek. Çünkü bu çocuğu bir an evvel anlaşmak. Bak şurada transfer var. Bitiyor. 2-3 gün kaldı değil mi? Evet. Bir an evvel bu çocuğun oynaması lazım. Yazık günah yani. Galatasaray daha önemli değil. Bir de çocuğun kendi hayatı. Şirin, bak bu laf tam böyle bir şey majestelerin lafı gibi. Galatasaray yardımcısı şov yapıyor diyemez. Hocam, ama o yalanlar denir. Hocam camianın hocam. Denir. Hocam camianın adamı hocam yani. Bir camianın. Bir dakika bir kulüp başkanı Galatasaray başkan yardımcısına hocam, şov yapıyorsun kardeşim diyemez. Orada diyemez. Hadi fikir özgürlüğü, hadi ifade özgürlüğü. Kulüpler arası raconda budur. Ayrıca o Rezzan'la ilgili söylediğinde şu var. Rezzan çok hırslı bir adam oldu. Şimdi Rezzan Özdemir hırslı olduğundan sana yapıyor. İyi bir avukat. İyi bir hukukçu. Başarılı olduğunu duydum. Başarılı bir avukat. Yok. Çok hırslı. İyi bir hukukçu. Ayrı bir şey ama bu konu iyi hukukçu, kötü hukukçu değil abi. Değil. Para işi. Tamam. Evet. Her parayı işi bitir. Sana da bir dakika mahkeme salonunda mahkeme dışında mı yaptı o tuhaf hareket? Neyse bu benim özel olayım. Neyse. Ayrıca bir dakika. Ben Rezzan Bey'le orada problemi yaşayabilirim. Ben Rezzan Bey'e aklı bulsam aklı derim. Mesela Rezzan Bey'e şey diyemez Tahir. Bunlar ne içiyor? Bu arızalı bir laftır. Evet. Tabii yanlış. Evet. Şimdi o dese ki git birine sor ne şey alacaksın. Hocam, hani, anladınız mı? İki tarafta sorun hallolsun inşallah. İki tarafta bizim için değerli büyük camia. Abi canım. İki tarafta Tahir Başkan da olsun, Rezzan Başkan da olsun. Aynı şekilde inşallah bu işte parayı verirsin. Önemli olan Oğulcan'ı oynatmak. Aynen. Ama sevgili... O zaman anlamadığım bir şey var. Fatih Terim'le ilgili bir laf söylendi. Ne dendi? Fatih Terim 7 ay aramamış falan filan onu. Babası vefat ettikten sonra Allah rahmet eylesin Tahir Başkan'ın. Fatih Terim beni 7 ay aramadı. O yüzden kırgınım, dargınım diyor. Tahir Bey'e de şunu söylüyor. Bu işler buralarda konuşur. Hayda. Unutmuş olabilir, ihmal etmiş olabilir. Fatih Terim insan ilişkileri bak çok eleştirimdir. İnsan ilişkileri köküne kadar çok unutmuştur. Mert ve iyidir. Unutmuştur. Tabii. Ya bir araya bir şey girmiştir. Kırgınlık değil. Ya adam kim yok buna benziyor. O halde azmış. Haftaya pazar günü saat 23.30'da Beyaz Futbol'da görüşeceğiz. Instagram'dan milli forma hediye ediyorum. Takip etmeyi unutmayın. Ali Kaan. Milli takım forması. Ali Kaan Gök'e selamlar. Evet bizim dönemimizde sırf öyle giyerdik biz. Böyle olmalı değil mi? Valla sırf öyle giyerdik. Forma odur yani. En güzeli bence de o. Klasik. Peki hepinize iyi haftalar. Görüşmek üzere.